Merhabalar, bugünkü aracımız 2009 model Dodge Nitro. Aracımıza 9 inç Android multimedyamızı entegre ettik. Entegrasyonla ilgili detay bilgi şu şekilde. Aracın orijinal CD radyo ilgili kısımda kalıyor. Herhangi bir müdahale yok. Pasif konumda kalıyor. Gerekli konnektörlerini yukarıya taşıyoruz. 9 inç cihazımızı araca entegre etmek için özel bir çerçeve alanı oluşturuyoruz. Bu araç için özel üretilmiş bir çerçeve yapımız var. İki parçadan oluşuyor. Birinci parça alt kısımdaki boşluğu, ikinci parça da cihazımızı fit olarak kaplar nitelikte ve mukavemeti sağlam bir şekilde aracın üst gövdesine oturtmuş oluyor. Aracın bu araçlardaki önemli konulardan biri direksiyon simidinin altındaki direksiyon kumandalarının sorunsuz bir şekilde çalışması. Birazdan video içerisinde göstereceğim, sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Bu araçlarda %90 ihtimalle kendi Boston Hi-Fi müzik sistemi var. Kendi amplifikatörünü de aktif ederek sesin de araç içerisinde çalışmasını sağladık. Orijinal amplifikatör de sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Bir eklentimiz geri görüş kamerası. Geri vitesi aldığımız zaman kameramız otomatik devreye giriyor. Kullandığımız kamera analog açılı bir kamera. Birazdan onun da detaylarını anlatacağım. Boşa da ileri vitesi aldığımız zaman otomatik devreden çıkmış oluyor. Tekrar etmek gerekirse aracımız 2009 model Dodge Nitro. 9 inç cihazı entegre ederken bir adet özel çerçeve alanı oluşturuyoruz. Aracın konnektör yapılarını yukarı taşıyoruz. Birebir karşılıklarını kullanarak herhangi bir orijinalden ödün vermiyoruz. Olası kullanıcı bu cihazı çıkarttıktan sonra ilgili soketleri orijinal tipine takarak ana vitesi çalışır durumda olacak. Direksiyon kumandalarını çalıştırdık. Geri görüş kamerasıyla montaj tamamlanmış oldu. Cihazımız araca neler kazandırıyor? Apple CarPlay ve Android Auto'yu kablosuz sunuyor. İlgili kısa yol tuşuyla giriyorum Apple CarPlay yapısına. Şu anda CarPlay arayüzündeyiz. Spotify'dan bir müzik açarak direksiyon kumandalarını gösterelim. Direksiyon kumandası ses açma, ses kısma, şarkı geçişleri, ileri geri tuşlarıyla sorunsuz bir şekilde çalışmış oluyor. Cihazımız Apple CarPlay ve Android Auto'yu kullanıcıya kablosuz sunarken her iki akıllı telefondan da ekran yansıtmayı da yine kablosuz gerçekleştirebiliyor ilgili uygulama vasıtasıyla. Başka neler yapıyor? Radyo kısmı. 14 Mayıs genel seçim. Radyoda RDS sinyallerini alabilir nitelikte radyo istasyon havuzaları var. Dinlediğiniz radyo istasyonu ilgili ekrandan geçerken paslı tuttuğumuz zaman pass station olarak şu anda kaydetmiş olduk. Cihazımızda 3 türlü navigasyon var. Birinci tür navigasyon offline çalışan navigasyon. İkinci tür navigasyon cihazımıza internet paylaştırdığı zaman Play Store'dan kurulmuş Google Maps ya da farklı uygulamaları kurup kullanabilecek. Üçüncü tür navigasyon ise Apple CarPlay ve Android Auto modundayken konum mantığını araçta kullanmış olacak kullanıcı. Bluetooth'la telefon görüşmesi ve telefondan müzik aktarımı için Bluetooth altyapısı harici mikrofonumuzla ilgili kısımla böylelikle telefon görüşme kalitesi daha üst seviyede olacak. USB'ler üzerinden videolar ve müzikler açabiliyoruz. Cihazımızın 2 adet USB portu var. Torpido içerisine bıraktık. İlgili ikona dokunarak USB'ler içerisindeki videoları açabileceğiz. Cihazımız 1280x720 IPS kapasitif ekran. Aracın değişik açılarına bakıldığı zaman kesinlikle görüntü kaybı yaşatmaz. Kullanıcıya akıllı telefonlardan günlük hayatta aldığımız dokunmatik hissiyatı da sağlamış oluyor. Yine aynı USB'ler üzerinden müzikler de açılabiliyor. Buradan klasörlerimizi seçebiliyoruz. Buradan müziklerimizi de açabilmiş oluyoruz. Android işletim sisteminde olduğu için cihazımız Play Store'dan kurulmuş ya da kurulacak YouTube ya da farklı uygulamaları da internet paylaştığı zaman kullanabilirsiniz. Cihazın 2 adet amfi çıkışı var. Birden fazla amfi de takılabiliyor ve ilgili kısımdan da ses ayarlarını DSP altyapısı olduğu için detaylı müzik ayarlarını da yapabilmiş oluyorsunuz. Bir eklentimiz geri görüş kamerası olduğunu söylemiştik. Geri vitesi aldığımız zaman otomatik kameramız devreye giriyor. Kullandığımız kamera analog açılı bir kamera. Konumlandırma itibariyle şu anda aracın tamponunu görebilir nitelikteyiz. Ve cihazımızı yine ayrıştıran bir özelliği ise ilgili park pozisyon çizgilerini, referans ayarlarını bu şekilde ayarlanabilir nitelikte. Kaydettiğim zaman da artık o hafızasında kalacaktır. Boşa da ileri vitesi aldığımız zaman da otomatik devreden çıkmış oluyor. Cihazımız bu işlemleri yaparken hangi donanımda çalışıyor ondan bahsedelim. Cihazımız TSO10 platformu, 8 çekirdekli Cortex A55 ve A75 işlemci kullanıyor. Biraz önce de bahsettiğim gibi 1280x720 HD ekrana sahip cihazımız. Araç 2009 model Dodge Nitro, 9 cihazımızı sorunsuz bir şekilde entegre etmiş olduk.